Atabey 19 Gençlik Kültür Ocakları Kütahya Şubesi'nin açılışında Atabey 19 Gençlik Kültür Ocakları Genel Başkanı gazeteci yazar Hüseyin Hakkı Kahveci'den Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün yasaklanan kitabı üzerinden çok çarpıcı İsrail açıklaması. Tamamını kesinlikle mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Atabey 19 Gençlik Kültür Ocakları Genel Başkanı gazeteci yazar Hüseyin Hakkı Kahveci'den Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk'ün yasaklanan kitabı üzerinden yaptığı çok çarpıcı İsrail açıklamasında neler dedi neler. Çok çok şaşıracaksınız. Tamamını kesinlikle mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Atabey 19 Gençlik Kültür Ocakları Genel Başkanı gazeteci yazar Hüseyin Hakkı Kahveci, Atabey 19 Gençlik Kültür Ocakları Kütahya Şubesi'nin açılışında yaptığı konuşmada Osmanlı Orta Doğu'yu ve Kudüs'ü kaybederken kendi içimizde bizimle beraber yaşayanlar bizi mağlubiyete taşıyan sonucu tayin etmişlerdi. Milli Yahudi Yerel İstihbarat Örgütü İngiliz ordusuna Osmanlı ordusunun geri planı hakkında bilgi aktarıyordu. Kudüs bu yüzden kaybedilmişti. Bu tarihsel arka planın tanığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran Mustafa Kemal Atatürk. Siyonist İsrail Devleti'nin kuruluş sürecinde 1937 yılında şunları söylemek durumunda kalmıştı. Şimdi kendimize kafi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için İslamiyet'in mukaddes yerlerinin Musevilerin ve Hristiyanların nüfusunun altına girmesine mani olacağız. Bunların Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz. Peygamberin son arzusunu mukaddes toprakların daima İslam hakimiyetinde kalmasını temin için hemen bugün kanımızı dök hazırız. Haziran 1937 Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Cumhuriyet Arşivleri Atatürk tarafından basılma emri verilen ve yine Atatürk'ün kurduğu devletin kurumları tarafından toplatılarak yasaklanan elimde tuttuğum bu kitap hikaye tadında bir istihbarat kitabı olmasının yanında stratejik ve gizli bilgiler içermektedir dedi. Tamamını kesinlikle mutlaka sonuna kadar izleyiniz. Atabey 19 Gençlik Kültür Ocakları Genel Başkanı gazeteci yazar Hüseyin Hakkı Kahveci ayrıca şunları söyledi. Şimdi kendimize kâfi derecede güvenip ve kudretimizi bildiğimiz için bakın yıl 1937 güvenimiz yerine gelmiş. Ne kadar kudretli bir ülke ve devlet olduğumuzu bildiğimiz için diyor Gazi Marşal Mustafa Kemal Atatürk. Çok dikkat edin cümleye. İslamiyet'in mukaddes yerlerinin Musevilerin ve Hristiyanların nüfuzunun altına girmesine mani olacağız. 1937 savaşıyla. Kime? Bugünkü İngiltere, ABD, İtalya, Polonya, İspanya, Amerika, işte Kanada, Avusturya, aklınıza ne geliyorsa. Bakın savaş ilanı. İslamiyet'in mukaddes yerlerinin, Musevilerin ve Hristiyanların nüfuzunun altına girmesine mani olacak. Buraları Avrupa emperyalizminin oyun sahası olmasına müsaade etmeyeceğiz. Kesin ifadeler. Katil yani yok edeceğiz diyor. Peygamberin son arzusunu mukaddes toprakların daima bu cümleye dikkat edin. İslam hakimiyetinde kalmasını temin için hemen bugün kanımızı dökmeye hazırız. Mecliste çalışmanın başında şöyle bir şey söyler. Bizi İslam dinine lakayt olmakla itham ettiler. Kimler? Tabi Siyonistlerin kurduğu cemaatler, tarikatlar vesaire. Şimdi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bugün 2024'te geldiğimiz noktada ki Gülşah Tepesi'nde, Dev Dağı'nda ki kitabenin ortadan kırılmış şeklinde bir mesaj var 1800'lü yıllardan kadim devletten. Oradaki tercümelerde İsrail ile Türkiye arasında bir savaştan söz ediyor. Daha Türkiye Cumhuriyeti yok. Ama hep gelip düşünüyorum. Neyi düşünüyorum? Muhittin İbn Arabi'nin Anadolu'da yaşayan her altı kişiden sadece bir kişi kalacak cümlesini düşünüyorum.
Neden diyorum? Neden bu kadar çok diyorum? Sonra dönüp bakıyorum 100 sene önceye. 100 sene önce de bu kadar çoktu. Ama geçen zaman dilimi içerisinde bizim idrak düşünün sokağa çıksak burası Kütahya. Mustafa Kemal Atatürk'ü biraz daha söyleyeceğim. Yani son taarruz emrini verdiği yer ya Dumlupınar. Sorsak Dumlupınar nedir? Yani gençlere soralım, yaşlılara da soralım. Haberleri yoktur. Yani biz bu öğretmenlere neden maaş veriyoruz? Bu öğretmenler bunu öğretemiyorsa, bunu bu genç dimağlara, genç beyinlere 100 sene önce yaşanmış kanlı çarpışmaları anlatamıyorsa biz neden bu okullara çocukları gönderiyoruz? Bu öğretmenlere neden maaş veriyoruz? Sorusunu kendimize sormamız gerekiyor. Bu sadece öğretmenler için geçerli değil, bütün kamu personeli için geçerli. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurulduğu yerdir Kütahya. Dumlupınar önlerinde düşmana karşı taarruza geçen ordunun ve Mustafa Kemal Atatürk'ün İzmir'e doğru harekete geçecek 8.000 süvarinin, bunların içerisinde süvari komutanı Yüzbaşı Şerafettin Algan var, Trabzon Maçka'da. Şimdi İzmirliler alınmayın. Trabzon Maçka'dan bir yüzbaşı geliyor, İzmir'inize alıp size veriyor. Lafa gelince laf söylemeyi biliyorsunuz. Neredeydi bu yüzbaşı? Neredeydi bu yüzbaşı? Neredeydi? Kurtuluş Savaşı'nın %36 şehidi Karadeniz. İkinci sırada İç Anadolu. Herkes Türk. Bir Karadeniz düşman. Öyle mi? Öyle mi? Neredeydi Yörükler? Ben mi destekledim Yunan savaş atlarını? Afyon Karahisar'ı ben mi geçirdim? Eskişehir'i ben mi ezdirdim? Biz ancak geliyoruz yukarıdan aşağıya. Ama lafa gelince utanmadan ahlaksızca laf söylemeyi bilenlere sözüm. Yerlerini tenzih ediyorum, kusura bakmayın. Adam 9 kurşunla İzmir'de Yunan bayrağını indiriyor. Algan soyadını ondan veriyordu. Alkan. Şimdi Dumlupınar'ı anlatıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti nerede kuruldu diye sorsan 29 Ekim 1923 ilan edildi. Hayır kardeşim, burada karar verildi. Burada. Kütahya'da. Burası karar verilen yer. Burası. Dumlupınar'da 8.000 tane Azerbaycan Türk'ü kardeşimizin oluşturduğu yedek süvari kolordusu. Kolordu kırılmış. Aşağıdan gelemiyor. Devreye girdi de İzmir'e doğru harekete geçtik. Bunların hepsi yaşandı. Bugün bunları sorduğunuz zaman hiç kimse, yani tarih öğretmeni okuyan da bilmiyor. Yanlış anlamayın. Bize akademisyenler geliyor. Hocam bunları nereden geldi? Ben tarihçi değilim. Ama yazıyorum. Şimdi İsrail 7 Ekim'de Filistin'e saldırıya geçtiği zaman, Gazze saldırısından sonra Filistin'in, İslamcılar, karşım herkes İslamcı, Müslüman olan herkes kendi dinine saygı duyar. Ama senin anlattığın Emevi dinine saygı duymak zorunda değil. Bak, Atatürk'ü İslam, biliyor musun? Böyle bir delikanlı çıkmadı 100 yıldır. Çıktıysa birisi söylesin. Ne diyor? Peygamberin son arzusu. Ne diyor? İslam'ın kutsal toprakları. Hani delikanlı? Var mı? Yok. 8 Ekim'de Filistin Gazze meselesi patladığı zaman, yıkılmaya başladığı zaman art troll sayfalar bu kitabın arkasındaki metni paylaştılar. Bu kitabın arkasındaki. Atatürk'ün vasiyeti vardı. Vasiyeti yok, damboz. Atatürk yapacaktı. Bak bir sene geçti, yapamadı. 50.000 kişi öldü. Ama lafa gelince, ben Filistin bizim meselemiz mi? Tabii ki değil. Gazze'yi unutamayız. Ama olay bir çember içerisine alınmış, Türkiye'nin etrafında dönüyor. Bakın, biz Müslüman ülkeyiz. Cumhurbaşkanının eşi dedi ki, halifeliği dünyada taşımak kolay değil.
Sana kim verdi ki onu arkadaş taşıyorsun? Kim verdi sana onu? Madem halifeliği taşıyorsun, Rus ordusunun reklamında Müslümanların Rus ordusuna çağrısına posta koyamayan halife mi olur be? Rus ordusu bir reklam yayınladı. Yeni bugün sabah. Hristiyanlarla Müslümanlar beraber. Kime karşı kardeşim? Türkiye karşı, Türkiye. 100 sene önce rahmetli babaannemin babama anlattığı mevzu. Rus ordusu köye girdiği zaman babaannem yetim. Bir evde saklanıyor. 3,5-4 yaşında. Kapı kırılıyor. İçeriye Rus askerleri girdiğinde işlerinden bir tanesi diyor ki Tatar, Müslüman, İslam, Kazan diyor, askerleri çıkartıyor orada. Bize Trabzon'a getirdikleri Sultanmurat'taki çarpışmalarda annemin dayısı Miralay Hilmi, oradaki halkla beraber tek çarpışan komutan, başka kayıt yoktur. Tutunamadığı zaman Ruslar köyleri yakarak aşağı doğru sahile inmeye başlarlar. O sırada rahmetli babaannemin hatırasından kalan hadise. Tatar kim? Türk. Değil mi? Müslüman. Rus ordusunda niye gelmiş kardeşim Trabzon'u, Rize'yi, Artvin'i yapmaya? Düşündünüz mü hiç? Adam aynı yöntemle Rusya yarın Türkiye karşı Türk'ü kırdırmak için bugünden kendi hakimiyeti altındaki topraklardaki Türkleri bakın Türk olarak demiyor, Müslüman olarak diyor. Tekrar toplamaya başladılar. Toplanmaya başladılar. Uyuyoruz. 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 Ve Cumhurbaşkanı madem halife, öyle ya. Öyle diyor ya arkadaş. Niye Rusya'daki Müslümanların Hristiyan ordusunda ne işi var yahu? Öyle ya. Sen Müslümanım diyorsun, biz Müslümanız diyoruz. Öbürü Filistin diyor, öbürü o diyor, bu diyor. Niye? Ne demiştik 2 sene önce Halife Hafter sözcüsü, ne demiştik? Bütün dinler, buna Müslümanlar dahil, Türklere karşı çok yakın zamanda savaşacak. Ne demek? Türklere karşı savaşacak. Yani Tatar düşünün bir adama. Şimdi adam Tatar Türk'ü diyorum ben, adam diyor ki Tatar diyor ben. Kardeşim Türk değil misin sen? Tatar diyor ben. Türk olduğunu bildiği halde Türk olduğunu söylemiyor. Ama ben Tatar diyor, ben bunu Rusya'da yaşamış birisiyim. Tamam mı? Şimdi o adam buraya geldiğinde sen Türksün. Ama o Tatar. O şekilde geliyor. O kafayla geliyor buraya. Ha ondan sonra Türkler biz niye birliği sağlayamıyoruz? Bu kadar hainin Türk içerisinde yaşadığı, hakimiyet tesis ettiği bir yerde Türkler birliği sağlarken ancak ve ancak kadınla erkekle kazma kürek sopayla alıp sağlar. Başka şansı yok yani.